Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda arkadaşlar e, konumuz yine aşk olacak hmm. <laughs> sürekli böyle başımıza artan onsuz da olamadığımız o üç kelime ama ne kadar uzun dediğimiz kelime aşk evet e, kime neden, niçin, niye aşık oluyoruz ya da insanlar bize neden, niçin, niye aşık oluyorlar? Bunun altında alt başlıklar var mı? Olmaz mı? Neler var? Neler? Elbette insan deyince arkadaşlar birçok şey var ve duygular. Duygular bizler için çok kıymetli. Hayatımızı zaten anlamlı hale getiriyor duygularımız, bağlarımız yoksa yani biz de kendimizi yokmuş gibi hissediyoruz. O yüzden Bağlarımız elbette ki çok kıymetli şimdi biz hani birine aşık olurken aslında bilinç dışı nasıl bir hesap yapıyor da biz ona doğru gidiyoruz çekiliyoruz işte o da işte bize doğru böyle bir elektrik gönderiyor karşıdan değil mi yani onu çekiyoruz ona da çekiliyoruz neticede tamam şimdi benzerlikler. Elbette ki hep diyoruz çeker diye aslında kişilerin kişisel e, tarihine göre seçim yaptığı da bir gerçek arkadaşlar kendi kişisel tarihiniz ya da işte karşıdaki insanın kişisel tarihi burada önemli hani kime aşık olduğumuz başlığı altında önemli yani birine aşık olurken benzerlikler dediğimiz örneğin direkt simadan başlayabiliriz. Yani eğer ki karşımızdaki insanın siması annemize, babamıza ya da bize benziyorsa, bakın hemen oradan bilinç aldı. Aa, evet, buna yaklaşabilirsin, güvenebilirsin, tanıdık bir şeyler vardı burada diyor ve bizi ona doğru böyle bir yönlendiriyor ki tabii karşı tarafta da aynı durum varsa biz ona çekilirken o da bize çekiliyor arkadaşlar. Böylelikle aşkın fiteli ateşleniyor. Hmm. <laughs> Sonra başımız çok ağrıyor ama neyse başlıyoruz işte bir aşk alevlendi tamam güzel ee, benzerlikler çekiyor dedik ve hatta şöyle diyoruz ya. Ben e, sanki seni 40 yıldır tanıyormuşum gibi hissediyorum. İşte dedik ya tanıdık duygular, benzerlikler var diye. Ve e, acayip sana kanım kaynadı diyoruz, değil mi? Heh, tamam, kayıtlarda var bir şey ve biz üzerine koymuş oluyoruz o benzerliklerin üzerine arkadaşlar. Ve böylelikle işte bizde olanın ona gitmesi, ondan çıkıp geri aslında bize gelmesi aşk. Evet eğer ki hani bizde olan gitti karşı tarafa bizim veriler orada bir karşılık bulmadıysa olmuyor o iş. Niye olmadı diyoruz sonra. İşte dedik ki, ya kişisel tarihe göre seçim yapıyor zihin ve eğer ki tarihte uyuşmayan şeyler varsa yani olma olasılığı düşük oluyor arkadaşlar. Evet sonrasında iyi bir ilişki dediğimizde aslında arkadaşlar 6 kişiden oluşuyor. Abo kim bunlar? <laughs> ...diye düşünebilirsiniz. Şöyle, şimdi... ...onun annesi babası, sizin anneniz... ...babanız ve tabii ki... ...siz ve partneriniz. Altı kişiden... ...oluşuyoruz. Hani dedik ya benzerlikler... ...önemli diye. Şimdi... E, ...uyum varsa aileler arasında da... ...yetiştirilme tarzlarında da... ...yine iyi bir ilişkiyi yakalama... Ol ...olasılığımız yükseliyor. Ve iyi bir ilişki yaşayabiliyoruz. Ama değilse benzerlikler hani fazla yoksa maalesef çatışmalar çok oluyor. Ama biz tabii ki çocuk değiliz artık. Ruhsal bir olgunluğa ulaştıysak burada hani altı kişilik bu ilişkide temelde eğer ki sınırlar koyup saygı çerçevesinde yürütebiliyorsak yine ilişkilerimizi ilerletebiliyoruz. Burada da ruhsal olgunluk devreye giriyor. Yani o yüzden ne yapacağız? Ailemiz ve onun ailesi ve benzerlikler ve yetiştirme tarzı, ilişkiyi yaşama şekli. Biz zaten bir ilişki yaşamayı iyi bir ilişki yaşamayı aslında kimden öğreniyoruz? Ailemizden öğreniyoruz değil mi? Ha, orada gördüğümüz verileri kaydediyoruz. Diyoruz ki ha, güzel. Yanlış da olabilir bakın. Ama bu sizin doğrunuz. Sizin iyiniz olabilir. Karşıdakiyle uyuşmadığında zaten problem yaşıyoruz burada ve o yüzden de sosyal olgunlukta olan insanlar bu çatışmalara çok girmiyor. Sınırlar çerçevesinde, saygı çerçevesinde ilişkilerini ilerletebiliyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Yani şimdi hani benzerlikler neticede anlamaya ve anlaşılmaya yardımcı oluyorlar. Bir sandal düşünün. Burada kürek, yani sandalın ilerlemesinde bize yardımcı olan kürek ne? Benzerlikler işte arkadaşlar. Yoksa öyle kala kalıyoruz, ha, ilerleyemiyoruz. Peki tamam ee, o yüzden lütfen altı kişi olduğunuzu unutmayın olur mu? Buna özen gösterirseniz bakın ilişkiniz o var ya kürekler çekilir, çekilir, ilerler gider, akar gider yani bu kıymetli arkadaşlar. Evet e, insan tabii ilişkilerinde e, neyi arıyor? Anne ve babasının sundukları hani bir tamamlay ihtiyacımız hep var bizim ve biz çocukken bizi annemiz babamız tamamlar <laughs> en çok da aslında ilk dostumuz bizim en çok tamamlayıcımız kim oluyor kişisel bakım veren kişi annedir ya da işte anne hayatta olmaya da bilir diğer bakım veren ablamızdır ya da işte anneannemiz babaannemiz her kimse arkadaşlar Kiş, kişisel bizimle ilgilenen Ebeveynimiz beynimiz kolumunda olan insandan bahsediyoruz burada ve hani onlar bize bir şeyler öğretiyor, bir şeyler veriyor, biz ağlarız işte ne bileyim işte bir şey yedirir, içirir, üstümüzü başımızı değiştirir her neyse biz hep insan olarak böyle tamamlanmak isteriz. O çok eskiden gelen bir durum netice çocukluktan, bebeklikten gelen bir durumumuz var. Ve biz bunu hani yetişkin olduğumuzda partnerimizden bekleriz. Bizi tamamlasın diye. İnsan eksik bir canlı diyoruz ya genelde videolarda. Ha, tamamlanmak istiyoruz. Tamamlanmak istediğimizde de artık yetişkin olduk yani koptuk yani tamamen kopmuyoruz tabi ama yeni bir düzen kuruyoruz partnerimizle birlikte ya da kurma hazırlığındayız her neyse bir şekilde bağları diğer tarafa doğru yönlendirdik ve burada hani yine ee, hani insanlar birbirinden çok şey bekliyor şöyle oluyor böyle oluyor diye istemeden arkadaşlarımız olabilir ama insan olarak bizim bir doğamız var ve hep tamamlanmak istiyoruz yani annemiz babamız tamamlandı bizi e, güne geldiğimizde de biz bunu partnerden istiyoruz neticede ve bu tamamlanma noktasında da hani birbirimizi tamamlayabiliyorsak yine aşık oluyoruz yine ilişkiyi ilerletebiliyoruz güzel bir ilişki yaşayabiliyoruz o yüzden de ne yapacağız yani ne aldı onu yetiştirenlerden kişi bunu özen göstereceğiz yani etiketlemekten ziyade evet nasıl bir sevgiyle büyütülmüş, nasıl ilgi ve alakayla büyütülmüş ya da nerede eksik kalmış, nerede fazla verilmiş siz burada okuyacaksınız partilerinizi ve ona göre hani tamamlanmasına yardımcı olacaksınız. Aynı şekilde tabi o da sizin tamamlanmanıza yardımcı olduğunda ihtiyaçlar karşılandığında en büyük ihtiyaç aslında sevgi ihtiyacı. Hani yani taleplerin çoğu aslında kişinin kendi kodlarıyla alakalı bir şekilde sevgiye varıyor sonucunda. Evet sevgi ihtiyacı. Yani sevgi işte bir e, bibloyu uzattığımızda hissedebilir kişi hani sevginin de dilleri var kendi içerisinde. Ya da işte hmm, hediye alıyorsunuz, çiçek alıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, sarılıyorsunuz, bir güzel laflar söylüyorsunuz, değil mi? Heh. İşte kişi nasıl tamamlanıyor? onu yetiştiren nasıl tamamlamış bunları da iyi okumanız gerekiyor. O yüzden anneyle babayla onu yetiştiren kişiyle diyaloğunu iyi gözlemleyin bakın. Biri hani size aşık olsun istiyorsanız ya da siz birine çekildiğinizde bakın orada da benzerlikler vardır. Yoksa zaten ilerletemiyoruz dedik ki ya arkadaşlar. İşte burada da yine eksik kaldığı noktaları tespit edip nereden tamamlandığını anlamak e, anlaşıldığımızda aşık oluyoruz kişi de anlaşıldığında yine aşık olma oranı ne yapıyor o tavan yapıyor güzel tamam ve e, şimdi aileler uyum yoksa yani yetiştirme tarzlarında uyum yoksa çatışmalar ne oluyormuş çok fazla oluyormuş ilişkilerde bu da sosyal e, bir olgunluğa ulaştıysak ruhsal bir olgunluğa ulaştıysak arkadaşlar halledebildiğimiz kategorilere giriyor o yüzden de e, yani uyumlanmak ilişkilerde kıymetli oluyor uyumlanabilen insanlar da yine rağbet gören insanlar aşık olunan insanlardır tamam bunu da ihmal etmeyelim lütfen evet sonra Tam aileden e, çıkalım biraz e, yetişkinlik dönemimize geldiğimizde de aynı kafada olmak yine bakın yine benzerlik aslında aynı şeylerden hoşlanmak aynı yerlere gitmek gelmek orada da yine aşık olunan taraf oluyoruz. Yani benzerlikler dedik ya çekiyor yakınlaştırıyor diye aynı kafada olmaya da tabii ki özen göstermek lazım. E, bu da bizi bir arada tutan bir etken olduğu için arkadaşlar. Ve ortak hedefler ortak. Hayaller de yine bize böyle birbirimize dönük çekimi arttıran bağışık olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, tabii ki olumlu yanıtlar, her şeye eleştirisel yaklaşmamak e, ve birbirimize ilgiyle anlama odaklı dinlemek yine bize fayda sağlıyor ee, ve tabii ki aşk da bizi bir adım öne e, getiriyor arkadaşlar ve e, yaşama dair mesela duyulan heyecan bir insanda varsa bu da çekici yapıyor o insanı ne durumdasınız aman da yaşam böyle aman da yaşam şöyle diyenlerden misiniz olmayın çünkü bu ee, insanların bizden uzaklaşmasına vesile olan bir başlık arkadaşlar. İyimser insanlar, mutlu insanlar hep çekiyor bunu, hep söylüyorum zaten. Uzun süren göz temasları, hı hı, uzun süren sohbetler, e, uzun süre baş başa kalmak yine. ...aşkı tetikliyor... ...kime, neden, niçin, niye aşık oluyoruz dedik ya... ...yani mahcup yapılar mesela... ...yine çekici arkadaşlar... ...ve çekingenlik de aslında... ...o ilişkinin başlarında... ...yine çeken bir tutum özgüvenli olacağız ama hani özgüvenle kibiri de karıştırmayacağız diyoruz ya. Heh, bunların dengelerini iyi kurmak gerekiyor. Mimiklerimizi güzel kullanmamız yine aşkta bize artı puanlar getiriyor. Hani gülümsememiz, kaşımızı, gözümüzü aslında hani robot gibi olmamamız ve konuşurken beden dilimizi, ellerimizi, kollarımızı kullanarak konuşmamız yine bilinç dışında kişinin bize doğru koşa koşa <laughs> <laughs> yönlenmesini sağlayan başlıklar. O yüzden mimiklerimizi, beden dilimizi de kullanmamızda fayda var arkadaşlar. Evet, gizem. Gizem Gizemde çeker ama uzatmamakta fayda var gizemi diyorum arkadaşlar ve güven elbette ki önemli dozudan iyi ayarlamak lazım bu gizem bölümünde ve tabii şimdi hani bu gizem demişken birinin bizimle ilgili ne düşündüğünü ne hissettiğini anlamakta zorlandığımızda da mesela aşık olmaya bir adım daha yaklaşıyoruz neden çünkü endişe var ortada kaygı var yani <laughs> belirsizlik zaten bizi korkutan bir şey zihnimizi ve orada da odağımızı aslında karşı tarafa yönlendirmemize vesile oluyor o belirsizlik o gizem durumları ama abartmıyoruz tamam mı sıkıntı yaşatıyor sonrasında evet e, endişe arttıkça ne dedik Heh, arada endişelendirmek dozu iyi ayarlamak iyi e, odamızı çünkü e, hani biz ona yönlendiriyoruz böyle durumlarda. O da bize yönlendiriyor. Evet, sonra duyarlı davranışlar hep prim yapar arkadaşlar ve sonrasında hmm, sevgi bakın zaten önemli diyoruz arkadaşlık, yoldaşlık, cinsellik ihtiyaçları karşılandığında ne oluyor? Aşk oluyor. Akabinde aşk sevgiye dönüşüyor. Sonra işbirliğiyle güzel yani bir ilişki yaşanıyor. O yüzden başta hani neden kime aşık oluyoruz? E, bunun tetikleyicileri neler? diye hani başlıkları aktarmaya çalıştım ya. Devamını getirmek de tabii ki biraz size kalıyor. İlk başta bir etki tepki oluyor neticede ama orada bitmiyor ki iş. Ha yani sonra yaşamın getirdikleri var. Çevresel faktörler var. Her şey tabii ki çocuklukta değil. Sonuçta çocuktuk, büyüdük. Bazı kayıtlarımız var. Güne geldik. Sonrasında Sonrasında yeni kayıtlar değil mi? Onun da yeni kayıtları var. Güzel uyumlu bir şekilde e, birbirimizin ihtiyaçlarını karşılayarak saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde, güven çerçevesinde ilişkileri yönetmemiz kıymetli arkadaşlar. Ve tabii bir de şey var. Yani aşık olmaya hazır olan insanlar mesela ha? daha çabuk aşık oluyorlarmış ya. <laughs> Bu da güzel bir başlık. Hocam hazır mısınız? Ya ben aşık olmak istiyorum da... ha? Hazır mısınız değil misiniz? Eğer hazırsanız karşı tarafta hazırsa bunlar da varsa zaten güzel bir aşk çıkıyor ortaya ve havada aşk kokusu var diyoruz sonrasında. Ve lütfen şuna dikkat edin olur mu arkadaşlar ilişkilerinizde? Erkekler bakın e, kendini eksik hissettiren her şeyden kaçıyorlar. Araştırmalar böyle diyor. Yani partnerinizi lütfen eksik hissettirmeyin. Erkekler o yüzden deriz ya övgüden besleniyor diye e, kadınlar da biraz fantazi dünyası e, hareketli canlılar ay şöyle olsa ay böyle olsa <laughs> kurarız hep tamam kadın da ilgiden beklen, e, besleniyor o yüzden ne yapıyoruz ilgi ve övgü e, önemli e, arkadaşlar kadın ve erkekler için buna da özen gösteriyoruz ve sonrasında da zaten hani bir şeyler başladı dedik ya fitil ateşlendi güzel güzel bir aşk yaşamınızı isterim. Neden aşık oluyoruz? Kime aşık oluyoruz? Niye aşık oluyoruz dedik. Bu başlıkları sizlere aktarmaya çalıştım. Ve arkadaş canlısı insanlar bir anda gözüme çarptı bu. Yine e, arkadaşlar, çevreci insanlar mesela, hayvan seven insanlar, doğayı seven insanlar, gündemi takip eden insanlar. Birçok başlık var hani kime, niye aşık oluyoruz başlığı altında ama en azından bunları da aktarmış olayım sizlere. Evet iyimser olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bir de zaten araştırmalar der ki iyimser insanlar daha uzun yaşıyor. Çok e, Hani stres yapmadan iyimser olup olumlu yaklaşmaya da devam etmek bizim için hayatın akış içerisinde hayatımız gerçekten kolaylaştırıyor ilişkilerimizi kolaylaştırıyor neymiş çok köşeli olmamak gerekmiş değil mi Hı, güzel tamam evet bugün de bu kadar olsun ee, umarım e, size bir nebze fayda sağlayacak notlar aktarmışımdır arkadaşlar. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Ha bu arada kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Ee, ve benimle iletişim kurmak isterseniz fundayucel06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşçakalın